Merhaba, Kazanım 16 testini birlikte çözelim. Birinci sorumuz, kümeleri veriliyor. Kesişim kümesini liste yöntemiyle gösteriniz diyor. Tamam, gösterelim. Şimdi kesişim kümesi ne demekti? Ortak olan elemanları al demekti. Bakın her ikisinde de ortak olan neler var? Bakalım. A kesişim, B yazdık. Peki her ikisinde ortak olanlar A var mı? Yok. B var mı? Var. C var mı her ikisinde? Yok. D var mı? Var. E var mı? Yok. F var mı? Var. Gördüğünüz gibi ortak olan elemanlar bunlar. Peki birleşim kümesini bulalım. Şimdi birleşim nasıl bulunuyordu? Bütün elemanları al. Yalnız ortak olanları bir kere yaz. Bunun için hatırlarsanız kısa yol şöyleydi. Yani şöyle daha rahat yapabilirdiniz. Bir tane kümeye yaz. Hadi A'yı yazayım mesela. A, B, C, D, E, F. Tamam yazdım. Diğer kümeden farklı olan elemanlar al. Yani yazmadığın eleman al. Mesela B'yi yazdım mı ben? Yazdım. Değil mi? Peki D'yi yazdım mı? Yazdım. F'yi yazdım mı? Yazdım. G'yi yazdım mı? Yok. Yani o zaman G diyeceğim. H var mı? Yok. O zaman H diyeceğim. I var mı? Yok. O zaman I diyeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle süslü parantez yapacağız oraya. Hemen parantez attık. Dur. Şöyle bir tane süslü parantez. Gördüğünüz gibi birleşim kümesinde bulmuş olduk. Şimdi kümeleri verilmiş. Venn şemasıyla gösteriniz diyor. Şimdi bakın. A kümesi ne? 2 ile şöyle A da yazalım. Evet. Şöyle A kümesi. Şimdi 2'den büyük olacak 11'e eşit doğal sayılar. Yani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Tamam. Peki B kümesi ne? B kümesi de 5 ile 7 arasındaki, 5 ile 9 arasındaki tek sayılar. Kim var onlar? 5 ve 7. Bakın 5 dahil bu arada, değil mi? Peki C kümesine bakalım. C kümesi de 0 ile 13 arasında asal sayılar. Yani 2, başka 3, 5, 7, 11. Tamam. Şimdi dikkat etseniz A ve C kümeleri biraz kalabalık. O yüzden B kümesinde başlamak, B kümesinde başlamak mantıklı. Yalnız yazarken dikkatimi bir şey çekti. Bakın B kümesi her 3 kümede de var. Değil mi? Yani 5 ve 7 elemanları her 3 kümede de var. Bakın A kümesinde 5 ve 7, B kümesi 5 7 zaten, C kümesi 5 7. Ha. Her üçünde de ortak bir şey olacak. Peki ben şimdi şöyle 3 tane olduğu için 3 tane küme çizsem. Şimdi aslında 3. kümeyi farklı bir şekilde çizecektim de aklıma geldi. A ve C kümesinin kesişimlerinin elemanları neler bulalım mı? Bak bunu da şöyle yapalım. Kırmızıyla gösterelim. Mesela 3 var değil mi? Bak 3 var. Sonra 5 var gördüğünüz gibi. Sonra ne var? 7 var. 7 var ve 11 var. Dikkatinizi bir şey çekti mi? Buradaki 5 ve 7 elemanı yani A ve C kümelerindeki kesişim kümesinin elemanlarına 5 ve 7 aslında B kümesi. O zaman kesişimleri şöyle yazalım mı? Bak 3 sonra 5 sonra 7 sonra da 11. İşte tam şu ortadaki de biliyor musun? Bak B kümesi. Gördün mü? Bak tam şurası ne kümesi? B kümesi. Şimdi burası ne? A kümesi. Burası ne? C kümesi. Peki 3, 5, 7, 11'i yazdıktan sonra A kümesine bakın zaten kırmızıyla attım değil mi? Geri kalanlar nereye yazacağım ben burayı? 4, 6, 8, 9 ve 10. Bakın buraya yazacağım. Gördünüz mü? Peki C'de kırmızı tik olanların dışında geri kalan 2'yi nereye yazacağım? Aha tam da buraya yazacağım işte. Anlaştık mı? Evet, üçüncü sorumuz yine verilmiş bunlar. Bir önceki sorunun devamı. Liste yöntemiyle gösteriniz. Şimdi burası neydi? Yine bir yazalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Tamam. B kümesi zaten tek sayılar kısa bir kümeydi. 5 ve 7. C kümesi de 2, 3 asallar 5, 7, 11, 13 almıyoruz değil mi? Tamam yeter bu kadar. Orada biraz sıkıştı yine. Dur hemen şöyle yapalım. Şuraya şöyle parantezimizi güzelce yazalım. Tamam. Şimdi kesişim kümesinin yani A kesişim B'yi bulacağız. Kesişim kümesinin elemanlarını kim oluşturur?
Her iki kümedeki ortak elemanlar. Şimdi A ve B kümesine ortak olan neler var? 5 ve 7. Bu kadar. Gördünüz mü? Peki B birleşim C'yi soruyor. Yani B kümesi ile C kümesini birleştireceğiz. Kısa yoldan nasıl yapıyorduk? Bir tane küme yazayım. 5, 7'yi yazayım. Tamam. Geri kalan farklı elemanları yazayım. Mesela 2, 3, 5'i yazmıştık zaten. 7'yi de yazmıştık. Bir de kim var? 11 var. Gördüğünüz gibi. Tamam. Daha basit şekilde hemen yazabildik. Üçüncü sorumuz. Yine kümeler aynı kümeler gördüğünüz gibi. Bu işlemleri soruyor bana. Şimdi yine A kümesini yazalım. Kalemimizin rengini değiştirelim. A kümesini artık ezberledik. Kimdi onlar? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ve 11. Evet. B kümesi en sevdiğim küme. 5 ve 7. Harika bir küme. C kümesi de bir o kadar iğrenç bir küme. Yani 2, 3, 5, 7, 11, 13 yok. Tamam. Şimdi önce ne yapalım biliyor musun? A kümesini yazayım. Uzun uzun yazmayayım. Bu A kümesi. Tamam. Kesişim B birleşince. Bakın şimdi B ile C kümesini birleştirelim. 5 ve 7 zaten her ikisinde ortak olduğu için aslında şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın B kümesi C kümesinin alt kümesi fark ettiniz mi? Fark ettiniz değil mi? Bakın B'ye 5 ve 7'den oluşuyor. Peki B kümesinin elemanlarının her biri C kümesine de mi ait? Evet. O zaman B kümesi C kümesinin aslında alt kümesi. Değil mi? Ha, o zaman birleşimleri ne olurdu? Büyük küm olurdu. Yani aslında C kümesinin kendisi. 2, 3, 5, 7 ve 11. Şunu böyle parantezi değil, A kümesi olarak şöyle gösterelim. Şimdi A kümesiyle bu kümeyi kesiştirelim. Hangi elemanlar ortak? 2 yok. Evet yok. 3 var mı? Var. 5 var mı? Var. 7 var mı? Var. 11 var mı? Var. Gördüğünüz gibi bu kümenin sonucunu bulmuş olduk. Alttakine bakalım. Şimdi B kümesi kısa bir küme olduğu için yazayım onu. 5 ve 7. Tamam. Birleşim. A kesişim C. Şimdi A ile C'nin ortak elemanlarına bakalım. 2 var mı? Yok. 3 var mı? Var. Tamam. 5 var mı? Var. 7 var mı? Var. Değil mi? A ve C kesiştiriyoruz. 11 var mı? Var. Peki bu 5, 7 kümesi ile 3, 5, 7, 11 kümesinin ortak, pardon, birleşimini alacağız. Bunun için de önce isterseniz 5 ve 7'yi yazayım. Sonra geri kalan elemanlar. 3 ve 11'i mesela yazmamıştık. 3 ve 11 olarak yazayım. Gördünüz mü bu şekilde? Burada bak bak. A birleşim, A birleşimler ortak mı? Ortak. O zaman bunu ne yapayım biliyor musun? A birleşim parantezini alayım. Geriye ne kaldı? Bugün parantezleri karıştırıyorum ben. Ne kaldı? B kesişim C. Şimdi A kümesi tamam. B kesişim C'yi bulalım hadi. B ile C'nin kesişiminde neler var? 5 ve 7 var. Değil mi? Ortak olanlar. Peki A ile birleşimi? A dikkat. 5, 7 kümesi A kümesinin neyi? Neyi? Alt kümesi. Niye biliyor musun? Bak şu elemanlar, şu iki eleman A kümesinde elemanı mı? Elemanı değil mi? Ha. O zaman ne olur bu küme? A kümesinin alt kümesi olmuş olur. O zaman alt kümesi ise birleşimlerin ne olacak? En büyük küme olacak. O da kim olur? A kümesi olmuş olur. Bakın kesişim işlemi ve birleşim işlemi önemli ama biraz dikkat etmek gerekiyor. Ortak elemanlar neler falan. Bir de işimizi kolaylaştırmak için özellikleri bilmek gerekiyor. Mesela işte bir küme diğerinin alt kümesi ise işte birleşimleri ne olur, kesişimleri ne olur gibi böyle kritik güzel özellikler aslında bilmek de fayda var. Sorularda işimi kolaylaştırıyor. Bakın mesela son örnekte burada hemen işi uzatmadan bakın A birleşim parantezini alabildim. Yani dağılma özelliğini tersten kullandım. Hemen işimi ne yapabildim? Kolaylaştırabildim gördüğünüz gibi.